TRT Televizyon Filmleri Yarışması'nda büyük ödül kazandınız. Sizi kutlarım Sayın Albek. Bize kendinizden söz eder misiniz? 1923'te İstanbul'da doğdum. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdim. Ondan sonra üniversiteye girdim ve üniversitede arkeoloji bölümünden mezun oldum. Ve halen orada fotoğraf ve filmle uğraşıyorum. Fotoğrafta hep zaten belgesel çalıştım. Heykeller, mimari parçalar, arkeolojik parçalar, onları çalıştık. Bütün ömrüm bu tür işlerle geçti. Sonra film meselesi çıktı. Sabahattin Bey, Mazhar Bey ikilisinin sonra üçlü olduk. Yani Anadolu destanı meselesi çok cazip geldi. Onlarla beraber yavaş yavaş yürüdük. Almanya'da Nazilerin yükselişinden kaçan bilim adamlarının Türkiye'de üniversite yapılandırılmasında rol oynadıkları yıllardı. Türk arkeologları 1883'te Osman Hamdi Bey'in açtığı yolda şimdi daha güçlü ilerliyor, Anadolu toprağının altını keşfediyordu. Bu kazılar ve kazılarda bulunanlar fotoğraflanıyor, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin mütevazı ve küçük fotoğrafhanesinde basılıyor, bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere arşivleniyordu. Bu, yüzyılların gerçeğinin keşfi ve onun belgelenmesiydi. Üniversitede gerçeğin belgelenmesinde görevli kişi ise Aziz Albek'ti. Arkeoloji ve fotoğrafın gerçeği arayan birlikteliği, Albek'in arkeolog ve fotoğrafçı kişiliğinde birleşir. Sahip olduğu bu birliktelik ileride onu belgesel sinemaya götürecektir. Babamda o göz hafızası vardı. Ben onu çok dikkat etmişimdir ona. O yüzden de çevreyi görerek algılıyordu ve o şekilde başkalarına aktarıyordu. O yüzden de herhalde resmi seçti, fotoğrafı seçti, filmi seçti. Sevdiği işi yapıyordu. O çok önemli bir şey. Aziz Albek güzel sanatlarda okumuş, mimarlık okumuş, resim okumuş. Daha sonra da arkeoloji bölümünü bitirmiş Edebiyat Fakültesinden. Çok formasyonlu bir insan. Hemen ifade etmek gerekir ki inanılmaz derecede alçak gönüllü. Gençlik dönemi dediğim, hani bizim tanıdığımız ilk döneminde de öyle bir insandı. Bugün de öyle bir insan. Asla kendini methetmeyen. Yapılan işleri bir bakıma önemseyip hani büyük işler gibi göstermeyen, kendini kahramanlaştırmayan bir insan. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Sabahattin Eyüboğlu ve Mazhar Şevket İpşiroğlu, üniversitenin sanat tarihi ve arkeoloji araştırmalarını sinema diline aktararak yaymak, Anadolu uygarlıklarını geniş çevrelere tanıtmak için 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'ne kurarlar. Film Merkezi'nin ilk filmi, 1956 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ödülü alan Hitit Güneşi'dir. Bu filmle Aziz Albek belgesel sinemayla tanışır. Aziz Albek karakteri bu macerada, yani İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'nin macerasında enteresan bir kişilik olarak ortaya çıkıyor. Kişisel olarak kendisiyle tanışmadan önce filmleriyle tanıştım ve ilk filmlerde kamera asistanı olarak ya da ikinci kameraman olarak hep kendini konumlandırmış durumda. Bütün bir o filmografiye baktığımızda bu net olarak görülüyor. Aziz Albek Hitit Güneşi ile sinemaya bulaşmış, o sinema virüsünü almış ve sonuna kadar gitmiş. Bu kandan yükselen buğday başağını
bereket tanrısının kudretli avucunda görüyorsunuz. Bu su, bu toprak, bu güneş hep aynı olduğuna göre Boğaz köyün gündelik hayatında Etilerle ortak çok şeyler olsa gerek. Eti kadınları da acaba buğdayı böyle mi seriyorlardı güneşe? Böyle mi hamur açıyorlardı? Hicit güneşi için Avusturya'dan bir kameraman geldi. Ben ona yardım etmeye başladım. O zaman makineyi tanıdım. Anadolu'da çok dolaştık. Birçok yerlere gittik. İşte bu Hicit eserlerinin bulunduğu yerlere gittik. Sonra filmi yapıldı işte İstanbul'a döndük. Film İpek Film Stüdyosu'nda hazırlandı. İşte orada seslendirildi. Ondan sonra da Berlin Festivali'ne götürüldü işte. Ve güzel de bir netice alındı. Aziz abimiz arazide nasıl fotoğraf çekeceğim üzerinde de uzun detaylar, örnekler anlatırdı. Hayal dahi olsa şunu şöyle al, ışığı soldan al, sağdan al, mimariyi çekeceksen yukarıdan, tepeden almaya çalış. Fotoğrafın o zamanki ölçülerde bir okulu olmadığı için Aziz abimizin yanında bir yerde hem meslektaşı hem çırağı oldum gibi bir şey. Aziz Elbek benim ilk asistanlığımda ilk öğrencilerimden, sevgili öğrencimdi. Daha sonra dost olduk. Bu dostluğumuz hala devam ediyor. Çok sevdiğim, çok her zaman aradığım bir dostum. Arkeolog olarak fotoğrafçılık birbirini tamamlayan iki uğraş. Aziz fotoğrafçılığa yöneldi. Arkeolog olup da fotoğrafçılığı seçmesi tabii çok arkeologlar için bir şans oldu. Ellili yıllar, daha sonra 60'lara da damgasını vuracak olan Türk sinemasında gerçekçiliğin tohumlarının atıldığı yıllardır. Ne olur beni sevdiğini söyle. Gözlerim ben ne oldu göremiyorum. Metin Erksan, Büyük Menderes Vadisi adlı belgesel filmi ve Aşık Veysel'in hayatını anlatan Karanlık Dünya adlı filmi çeker. Film, dramatik belgesel anlatımla Aşık Veysel'in hayatını seyirciye sunar. ...1954'te kurulan İstanbul Üniversitesi Film Merkezi ile Türkiye'de ilk defa bir kurum belgesel çekimine odaklanır. Bu filmlere sırasıyla bakacak olursanız eğer çok ciddi bir sinematografik gelişmeyi görürsünüz. İddiaları o anlamda hani biz film yapalım, ödül alalım vesaire değil de bilim insanları olarak Anadolu'ya dair bilgi, bilinmeyen, ona ulaşma, o gerçekliği ifade etme doğrultusunda sinemayı en iyi nasıl kullanabiliriz? Bizim bunu yapmakta gücümüz, yeteneğimiz, bilgimiz nedir? Dolayısıyla bunu tamamlayacak unsurlar nelerdir? Kendilerini eksik hissettikleri noktada o işi bilen birileriyle çalışmışlar ve asistanlık yaparak, yapılan işi iyi çözümleyerek bir yandan da öğrenmişler. Filmleri öğrenciyken isimlerini duyuyorduk. Derslerde konusu geçiyordu. Ama o filmleri görmemiştik. O sırada filmlerin bulunduğuna ilişkin işte Suat Hoca haber verdi. Ama makaralardaydı filmler. Nasıl izlenecekti? O belli değildi. Sonra TRT ile yapılan anlaşmayla birlikte filmler pelikülden dijital betakama aktarıldı. Ve direkt bizim elimize geldi. Sanki bir fantastik filmin sahnesi gibiydi. Çünkü o arşiv kapısını açtıkça Türk belgesel tarihinin o kayıp filmleri ortaya çıkıyordu.
O kayıp filmlerden biri de bir ışık oyununun keşfinin peşinden gidilerek çekilmiş olan Akdamar filmidir. Film, Van Gölü üzerindeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisenin duvarlarındaki rölyefleri ve gün doğumunun yarattığı ışık oyunuyla sırayla aydınlanmasını konu edinir. Bir cipte gittik. Bir şoförümüz vardı. Bizim eşya, bir de film, bizim eşyalarımız vardı tabii. İşte çadır kurduk Akdamar'da. Bir sene evvel biz Masar Bey'le tekrar gittik oraya. Yani görelim diye. 59'da zannediyorum. 60'da gittiğimizde film çektik. Devrimi orada gördük. Filmlerimizin 16 kopyalarını gösterdik hep yani şeyde ama büyük halk kitlesine gidemedi yani sinemalarda oynayamadı. Finlerle Anadolu Destanı yazmak kitabını yazmak isteyişimin nedeni bu alanda bir karanlık bölümün bulunması. Ya kaynak bulamadım. Var olan bilgiler yanlış, eksik ya da afaki bilgilerdi. Ve dedim ki ben zaten yıllarca bu filmleri izledim, inceledim, notlar alıyordum zaten. Niye oturup yazmıyorum ki yani bu bir gün ışığına çıksın. Tamamıyla dünyamı bu filmlerden kurdum. Sanki bir zaman makinesi var ve ben stüdyoya girdiğimde direkt o filmlerin çekildiği mekandayım. Sanki o kameranın arkasında Aziz Albek yerine ben vardım ya da onun yanındaydım gibi hissettim hep. Aziz Albek, 1964 yılında Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte Nemrut Tanrıları filmini yönetir. Aynı zamanda filmin kameramanlığını da üstlenir. Film, izleyicisini yolculuğa ve keşfe davet eder. Dünyanın dört bir yanından insanların yeni yeni gelmeye başladığı Nemrut Dağı'na ulaşılacak rotayı gösterir. Boyları 8 metreyi aşan sıra sıra heykellerin önüne sarp kayalıklar arasındaki basamaklardan çıkılıyordu. Adıyaman'a geldik. Adıyaman'dan öğrendik nasıl gideceğimizi. İşte Kahta'ya gideceksiniz dediler. Kahta'dan sonra da Nemrut Dağı'na çıkacaksınız. İşte Kahta'ya geldik. O gece Kahta'da kaldık. Ertesi gün yola çıktık. Yaya gidiyoruz artık. Vasıta falan yok. Bu yazıtta Komagene Kralı kim olduğunu, neler yaptığını ve yapacağını açıklıyor. Gerek Aziz Bey'in, gerek Sabahattin Bey'in, gerek Mahsar Bey'in Anadolu'yu nasıl anladıkları, Anadolu'yu nasıl sadece taşlar, işte heykeller değil, onların içinde yaşayan ruhun Anadolu'da yaşayan insanlarla birlikte olduğunu gösterir. Birçok örneklerini görürsünüz. Oranın köylüleri, keçi derisinde ayran yapan bir kadın, çobanlar, yani yaşayan insanlarla binlerce yıl önce yaşamış o uygarlıkların arasındaki ilişkini görürsünüz. Babamın böyle çok uzun süreler evden uzak kaldığı dönemleri bilmiyorum. Babaannem anlatırdı, annem anlatırdı. İşte Antalya'dayken 1950'li yıllarda mesela at sırtında 15 gün dağlarda dolaştığını, bir kilise bulmuş Antalya dağlarında, bir kervansaray benzeri bir yapı bulmuş. Bu su yollarını bana vazife olarak verdi Arif Mühit Bey yani. Bir varmış, bir yokmuş. Ama masal değil bilim adamının anlattıkları. İşte hem var hem yok yapıları Side'nin. Adım adım Side'den çıktım. Suyun geldiği yere kadar gittim. Bütün kemerler, su tünelleri, bunları tespit ediyoruz yani. Resimlerini çekiyoruz, ölçülerini alıyoruz. Nihayet
suyun çıktığı yere gittik. Orada su bir dağ gibi patlar Torosların içinde. Romalılar o suyu almışlar, irtifasını vere vere Side'ye getirmişler. Kendi iyiliği konuda son derece ciddi bir insandır. Ama Aziz yani hareketli görünmemesine rağmen, fiziksel olarak böyle atletik olmamasına rağmen son derece hareketli bir insandır. Mesela Anadolu'da yaptığımız gezilerde falan bir yerde durmaz Aziz. Gittiğiniz anda bir bakarsınız Aziz oranın en yüksek yerine çıkmıştır. Kuş bakışı bakmak istiyor herhalde. Bir uğultu değirmeni ilk uğrağımız. Her sabah kurulan bir insafsız pazar. 60'ların sonu ve 70'lerin başlarında ortaya çıkan genç sinema hareketi Albek'le tanışır ve bu genç belgeselciler İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'nin filmlerinden bazılarını görme ve bu filmlerden beslenme imkanı bulur. Genç sinema hareketini kurarken Eyüboğlu sinema hareketinden ya da İstanbul Film Merkezi olarak yapılan işlerden çok fazla haberdar değildik aslında. Bizim kuruluşumuz da bir tür Yeşilçam sinemasına karşı bir duruştu ve onu aşan filmler yapmayı hedefliyorduk ve kamerayı sokağa indirmek gibi bir perspektifimiz vardı. İşte Aziz Albey'i de ilk tanıdığımız yıllarda o zamanlar bir takım filmleri görme imkanımız oldu. Epeyce bizi etkilediğini ve bakış açımızı değiştirdiğini söylemeliyim o filmlerin. O dönemin insanlarını tanımış, onlarla bir takım şeyleri paylaşmış iseniz onların ne kadar fedakar olduklarını, ne kadar eli bol insanlar olduklarını farkına varıyorsunuz. Öyle bir kuşak böyle filmleri bize bıraktılar. Sanıyorum bu kuşağı çok ciddi anlamda özleyeceğiz. Belgesel Sinemacılar Birliği'ni kurduktan sonra hani çevremize baktığımızda Aziz Albey'i gördük yine. Hala vardı. Hala o duruşuyla, hala o alçak gönüllülüğüyle, hala o yumuşacık haliyle. O zaman şöyle sormuştum, yani en büyük hayaliniz nedir diye, belgesel çekmek istiyorum demişti. O kadar içten söyledi ki neredeyse insanın ağlayası geliyor. Büyük yazılı kaya anıtı Anadolu'da ana tanrıçanın tek başına egemen olduğunu göstermeye yeter. Aziz Albek'in Mazhar Şevket İpşiroğlu ve Sabahattin Eyüboğlu'yla çıktığı belgesel film serüveninin önemli filmlerinden biri de Ana Tanrıça adlı filmdir. Büyük Aslan Taş'ta tanrıçanın heybetli aslanları kalmış yalnız. 1966'da çekilen film Anadolu'daki binlerce yıllık ana tanrıça kültünün çağımızdaki izlerini ve nasıl geleneğe dönüşerek yaşadığını örneklerle gözler önüne serer. Ana fikir Anadolu'daki ana tanrıça meselesi. Müzelerde veya kayalarda olan ana tanrıça motifleri toplandı. Ondan sonra işte Mesir macununda o çok bir yeni bir fikir gibi geldi. Mesir'i çektik işte. Müslümanların benimseyip sürdürdükleri bu gelenekte eski ana tanrıça bayramlarını andıran bir coşkunluk var. Sonra da arkadan da işte güreş meselesinde de gene bu toprağı öpmenin ana tanrıçaya bir nevi ibadet etme gibi bir fikri getirdiğini
düşündük. Çünkü yere diz çöküyorsunuz ve bir selamlıyorsunuz ve bir şey ediyorsunuz yani. Bir ayin tarafı var yani. Aziz Albek'in yönetmen ve kameraman olarak görev aldığı İstanbul Üniversitesi Film Merkezi filmleri, Anadolu kavramı üzerine kuruludur. Filmlerde tarih öncesinden bu yana birçok uygarlığın peş peşe gelmesiyle oluşmuş olan Anadolu kültür birikiminin bugünkü Anadolu kültürünü şekillendirdiği üzerinde durulur. İşte insan gövdeli, insan başlı, boğa bacaklı yaratıklar. Filmlerin anlatımı masalsıdır. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Federal Almanya ile işbirliğine giderek bilimsel film arşivi kurulur. Bu kapsamda Göttingen Film Enstitüsü ile birlikte filmler çekilir. Bu filmlerin yönetmenliğini Aziz Albek yapar. Film Enstitüsü bilimsel filmler üzerine çalışan ve çok katı kuralları var. Yani serbest bırakmıyor sizi fazla. Bir konuyu verdi mi, o konunun üzerinde ille çalışacaksınız ve onu filmini yapacaksınız. Boğazköy kadınlarının yaptığı bu kilimlerdeki nakışlarda Eti tanrılarının izleri saklıdır. Belgesel sinemanın kendisi zaten biliyorsunuz belgeleri konuşturma sanatı. Bu filmlerin çekilmesi demek, o zamanın belgelenmesi, o zamanın arşivlenmesi demek. Bakınız ilk film 1954'te çekilmiş. 54'te bir Anadolu kasabası nasıldır, nasıl görünür? Pazar yeri nasıldır? Buyurun bakın o filmlere. Biz karanlık odada çalışırken arka tarafta bir beyaz perdenin kurulduğunu gördüm. Ne olacak falan gibisinden meraklımdan sorduğumda burada bir film çalışması hazırlıkları içinde olduklarını ifade ettiler. Biraz heyecan, biraz merak. Onun üzerine işi takip ettim. Karagöz filmi çekildi orada. Karagözlü bir zenginin evine, bir sünnet düğününe, bir derneğe, üniversiteye ya da bir halk bahçesine perdesini kurar. Karagöz Sabahattin Bey'in fikridir yani o. Nasıl yapacağız peki diye konuşuldu. Oyun olarak yapmayı istemedik. Yani bir Karagöz oyununu göstermek ya iki tane oyunu göstermek Karagöz'ü vermiyor. Dedik ki bu Karagöz'ün malzemelerini toplayalım. Topkapı Sarayı'nda vardır dendi. Onlar da bize bütün Karagöz figürlerini verdiler. Onların içine hiç Karagöz oyununda seyretmediğimiz figürler çıktı. Mesela Şirket Hayriye Gemisi, balon, ağaç figürleri var, göstermelikler var. Bütün onları toparladık. Madrid'e gitti film işte. Çok beğendiler o filmi orada. Hesabım açıkça az kaldı. Açıklarda boğuluyordum ya. Efendim sen hesabı ben anlamam ya. Albek, 1978'de Sabahattin Eyüboğlu ile çekmeyi planladıkları Çin'i filmini yönetir. Filmin metin yazarlığını ise eşi Suzan Albek yapar. Bu filmde Çin'inin yapılışını, hamurunun, renginin, sırçasının gizlerini izleyelim. Yalın anlatımıyla göze çarpan filmi Albek, Eyüboğlu'nun anısına ithaf eder. Çin'i 1978'de Kahire'de yapılan 32. Bilimsel Film Kongresi'nde ISF şeref ödülüne layık görülür. Çin'i filmi İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'nin son filmlerinden biridir. Aziz Albek, İstanbul Üniversitesi'nin kaybolan el sanatlarını belgeleme projesi kapsamında Tesbih adlı filmi çeker. İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'nin en büyük özelliği Türkiye'de bir kurumun ilk defa belgesel, sürekli olarak belgesel çekmesidir. Bu açıdan ilki oluşturur ve iki bilim adamı, Mazhar Şevket İpşiroğlu'yla
Sabahattin Eyüboğlu önderlik etmişlerdir. Bilimsel araştırmalarını ve tarihsel çalışmalarını görsele dökmeye başlamışlardır. İşte bu yüzden kendileri bir Anadolu destanı yazıyoruz filmlerle diyorlar. Ne yazık ki Türkiye'de bu filmlerin gösterileceği mekan, imkan hiçbir zaman oluşmadı. Şimdi bu filmler sanatsal filmler olmasına rağmen üniversitelerde de bir dönem hani bir tür zorunluluk olarak hani ders gibi işte bilimsel film gibi falan gösterildi. Ne yazık ki İstanbul Film Merkezi'nin sürmesi için en küçük bir çaba sarf edilmedi, unutuldu. Allah Allah sesleri, alaylarımız düşman siperlerinde. Vur Allah Allah, vur Allah, ne ararsın topraklarımızda, bozdun ekinimizi, kan ettin. TRT'den de 1970 yılında ödül aldığı bir Kurtuluş Savaşı'ndan Anılar filmi vardı. O filmi çekilirken özellikle bu Ceyhun Atukansu'nun şiir kitabından şiirler seçildi. Annem de orada çok yardım etmişti. Aziz Albek, yıllarca Anadolu'nun hazinelerini anıt değerindeki görsellikle belgeselleştirdi. Ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller aldı. Tüm bunlara rağmen mütevazı ve ağırbaşlı kişiliğinden hiç ödün vermedi. Başlangıç dönemlerinden itibaren çalışmalarıyla ülkemizde belgesel filmciliği inşa edenlerden biri, 1950'li yıllarda ülkemizde çekilen ilk belgesellerdeki emeğiyle hayatı hayat yapan ayrıntıları, ortak mutluluklarımızı, acılarımızı, bizi bir arada tutan harcı bize gösteren kişilerden biri. Belgesellerimizin bugüne taşınmasında toplumsal belleğimize sahip çıkan Sayın Aziz Albek. Hoş geldiniz değerli hocam. Efendim buyursunlar. Efendim çok teşekkür ederim bu ödül için. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Lumière kardeşlere teşekkür ederim. Bize bu sinemayı, filmi takdim ettikleri için. TRT Belgesel Günlerinde onur ödülü verilmesi elbette bizi çok gururlandırdı, çok mutlu olduk. TRT'nin de böyle bir vefa örneği göstermesi, çok uzun yıllar önce bu işe başlamış birine bulup onur ödülü vermesi çok hoşumuza gitti. Çok duygulandık elbette, çok gururlandık. Kameramanlık çok güzel bir şey. Ama yönetmenlik de o da bir başka şey yani. Belgeselde dağılmamak lazım. Dağıldığınız zaman toparlamak çok zor. En iyisi dağılmamak lazım. Yani konunuzu seçeceksiniz. O konuyu işleyeceksiniz yani dağıtmadan. Dağıtılırsa toparlanmaz yani. O, gerçeğin sade filmlerinin dünyasında sade bir yönetmen ve sade bir kameraman. O, yaşam serüveninin kendisini arkeolojiden fotoğrafa, fotoğraftan belgesel sinemaya sürüklediği, kameranın başındaki gerçeği arayan adam.